Şimdi ne yapıyoruz? İlk olarak yapacağımız lezzet hangisi? Sultan kebabı yapıyoruz. Sultan kebabı, bayılırım. Evet. Malzemelerimiz neler sultan kebabı için? Yarım kilo dana ya da kuzu kuşbaşı etimiz var. Salçamız var, garnitürümüz var, bir baş soğanımız var. İstediğiniz baharatları da koyabilirsiniz. Toz biber, pul biber, kekik ve karabiber biz kullanacağız bugün. Üzeri için beşamel sosumuz var. Tereyağımız, unumuz, sütümüz. Daha sonra üzerine karabiber ekleyeceğiz. Süper. Hemen o zaman sultan kebabımızı yapmaya başlıyoruz. Hangi malzemeden başlayalım? Soğanı doğrayarak başlayabiliriz. Tabii ki. Soğanımızı doğruyoruz. Bir baş soğanımız var. Orta boy. Sultanlara yakışır. Harika bir kebap yapıyoruz. Kuşbaşı et kullanıyoruz. Kuşbaşı etimizi biz önceden haşladık. Onun da bilgisini verelim. Şimdi minik minik soğanlarımızı küp küp doğruyoruz. Sıvı yağımızı ilave edelim. Zeytinyağı kullanıyorum ben. Zeytinyağı seviyorum. Tamamdır. Zeytinyağımızı koyduk. Isınsın yağımız. Biz de bu arada soğanlarımızı doğrayalım. Soğanlarımızı bir güzel tenceremize buluşturduk. Şimdi onları kavuruyoruz. Evet, bir güzel kavuruyoruz. Hafif rengi döndüğünde etlerini ekleyeceğim üzerine. Etlerimiz önceden haşlandığı için. Kesinlikle biz düdüklü tenceremizde etlerimizi haşladık. Kuşbaşı etlerimizi önceden işlem görmüş olması daha iyi. Çünkü daha yumuşak, daha güzel olur, daha lezzetli olur. Kesinlikle. Kesinlikle. Etten önce salçamızı da ben bir koyayım. Salçamızı da kullanıyoruz. 1,5 yemek kaşığı kadar. Domates mi, biber mi kullandık? Domates salçası. Arzu edenler karışık yapabilir. Domates ve biber salçası. Tamam. Artık onu yapanın damak zevkine bırakıyorum. O yapana kalmış. Eğer acı istiyorsanız acı da kullanabilirsiniz. Evet. Tatlı biber de kullanabilirsiniz. Domates de kullanabilirsiniz. Biz domates kullandık. Kesinlikle. Şimdi bir güzel kavuruyoruz. Salçamızın şöyle kokusu çıksın, ekşisi çıksın. Kavuralım, soğanlarla lezzet birbirine geçsin. Çok güzel bir yemek. Sultan kebabı saray mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olmuş Osmanlı mutfağının. Ben de çok seviyorum gerçekten. Günümüze kadar da gelmiş. Şimdi etlerimizi ekleyebiliriz. Tabii ki. Önceden haşladığımız etleri soğanların ve salçanın üzerine ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Sultan kebabımızın biz şimdi iç malzemelerini hazırlıyoruz aslında. Çünkü yufkaya saracağız. Tabii fırında pişirecek miyiz? Tabii ki. Üzerine beşamel sos ve kaşar ilave edip fırında pişireceğiz. Mis gibi, mis gibi olacak. Şimdi ilk aşamasını, ocak aşamasını hallediyoruz. Ocak aşamasını pişirelim. Sonra bir güzel yufkalayıp fırına vereceğiz. Çok da güzel kavruldu bakın. Etimiz, soğanımız, koku mis. Nefis bir koku var şu anda. Şimdi garnitürlerimiz. Evet, hazırladığımız garnitürleri bezelye, havuç ve patates. Farklı malzeme eklemek isteyenler, patlıcan deneyenler var. Güzel olduğunu söylüyorlar. Damak zevkine göre yine denenebilir. Harika. Şimdi garnitürlü yapıyoruz bakın. Etimizin üstüne aynı zamanda bezelye, havuç ve patates ilave ettik. Küçük 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 doğranmış. Marketlerde hazır satılıyor ama kendiniz de haşlayabilirsiniz. Bundan sonraki aşamamız baharatlarımızı ekleyeceğiz. Tamam. Baharatlarımızı ilave edelim. Birazcık toz biber. Artık göz kararı. Onun ölçüsünü vermiyorum. Pul biber. Harika. Kekik. Kekiğimizi de ilave ettik. Ve karabiber. Karabiberimizi de koyduk. İlave edip tekrar bir karıştırıyorum. Lezzetlendirdik bakın baharatlarla. Evet. Yemeğimizi. Tuzumuz. Tuzumuz hemen orada, size şöyle verebilirim. Tamamdır. Bir miktar, şöyle bir fiske. Evet. Tuzumuzu da ilave ettik. En son ilave ediyoruz tuzu ki etimiz sertleşmesin. Kesinlikle, aynen öyle. Şimdi bir güzel etlerimiz kavruldu. Evet. Şimdi yufkalarımıza saracağız. Etlerimiz önceden piştiği için zaten bu aşaması çok kısa zaman sürdü. Almıyor. Evet, kısa sürüyor. Şöyle yufkalarımız da çok güzel bu arada, bakar mısınız? Özel. Gebze'den gelmiş bu yufkalar. Evet. Şöyle hemen açıyorum. Tamamdır. Etimizi kapatabiliriz. Tamam. Ben hemen ocağımızı kapatıyorum. Tamam. Şimdi sıra geldi sultan kebabımızı yufkalara sarmaya. Evet. Bir yufkayı şu şekilde iki yuvarlak ucunu üst üste getirip. Tamam. Yarım daire yaptık. Yarım daire yapıyoruz. Evet. Sonra buradan ikiye bölüyoruz. Tam ortadan ikiye böldük.
bir parçasını aldık. Tekrar ikiye bölüyoruz. Bir iki eşit parçaya böldük diğer. Evet. Parçayı. Üçgen yaptık. Üst üste aldık parçaları. Evet. Şimdi evinizde bir kase olabilir ya da böyle bir fincan olabilir, bardak olabilir. Artık siz ölçüyü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tamam. Yufkamızı kasenin ya da bardağın içine yerleştiriyoruz. Bu kenarda kalan fazlalıkları şöyle alıp tabanına destek olması için eti suyu yufkayı yumuşatıp yırtmaması için şu şekilde taban oluşturuyoruz. Süper. Yufkalarımızı fincanımızın içine bir güzel yerleştirdik. Evet. Arta kalan kısımları da koparıp içine döşedik. Kesinlikle. Sonra hazırladığımız et harcımızı bir güzel bakın etimizi kasenin içine, yufkalarımızın içine döşüyoruz. Evet. Oo, çok güzel bir yemek olacak gerçekten. Sonra dikkatlice sarıyoruz bakın. Kenarlarından. Bohça yaptık. Evet. Kapatıyoruz. Aa, ne kadar güzel oldu. Bakar mısınız? Borcam yerleştiriyoruz. Şahane. Ve yine diğer yufkalarımıza aynı işlemi yapıyoruz. Fırın tepsimizi doldurana kadar bu işlemi gerçekleştireceğiz. Evet. Yufkamızı aldık. Fincanımızın içine döşedik. Dışarı sarkan kısımları kopartıyoruz. Bakın içine evet, koyuyoruz. Evet, fazla gelen kısımları. Tabanına destek olması için. Şimdi etimizi, kavurduğumuz o güzel garnitürleri yufkamızın içine yerleştiriyoruz. Ve kapatıyoruz yufkamızı bakın. Bir bohça gibi sardık. Çok da güzel görünüyor gerçekten. Görseli harika. Şimdi fırına verelim mi? Hayır, beşamel sosu beşamel yapacağız. Beşamel sosumuzu üzerine hazırlıyoruz. Beşamel sosu çok lezzet katacak bu yemeğe. Hemen evet, alalım şöyle. Bir de üzerine kaşar rendeleyeceğiz. Bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı. Tamam. Tereyağını biraz erittikten sonra unumu koyacağım. Unumu biraz kavurduktan sonra sütümü koyacağım. Sütlerimizi ilave edeceğiz. Harika. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Evet. 1,5 yemek kaşığı kadar da un ilave ediyorum. Tamam. Unumuzu da ilave ettik. Tereyağı ve unumuzu şimdi bir güzel kavuruyoruz. Beşamel sosu zaten olmazsa olmazıdır. Tereyağı ve un çok lezzet katıyor. Sütümüzü koyuyoruz. 1 su bardağı kadar sütümü koydum. Bundan sonrasında çırpma teliyle devam edeceğim. Beşamel sosumuz kıvamını almaya başladı. Biraz karabiber ekliyorum. Tamam, çok siz yakışır. Siz arzu ederseniz muskat rendeleyebilirsiniz. O da çok yakışıyor. Bakın, beşamel sosumuzu yufkalarımızla buluşturuyoruz. Oh, akıyor üstünden. Çok güzel oldu. Nefis bir lezzet, nefis. Şimdi bir güzel kaşar peynirlerimizi rendeleyeceğiz. Ve fırından çıktıktan sonra böyle hafif kızarmış olacak kaşarlarımızın üstü. Ve çok güzel olacak. Rendelediğimiz kaşarları da beşamel sosumuzun üzerine bir güzel döşüyoruz, yerleştiriyoruz. Evet. Bol kaşarlı, bol beşamel soslu çok güzel bir sultan kebabı yapıyoruz. Şimdi üzeri kızarana kadar 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık bir yarım saatte pişebilir. Tabii ki siz yine kontrol edersiniz. Takdir edersiniz ki bütün fırınların ayarları farklı olabiliyor. Üzeri kızardığınızda pişmeye hazır, yemeğe hazırdır artık. Süper. O zaman bize 180 derecelik fırınımıza önceden ısıttığımız veriyoruz. Bir yarım saat kadar pişirelim bakalım. Fırınımıza attık. Bir güzel sultan kebabımızı pişmeye bırakıyoruz. Fırında sultan kebabımız vardı. Evet. Pişti mi? Muhtemelen. Yoksa biraz daha... Evet, pişmiş. Tamam. Oo. Tam kıvamında. Evet, hemen çıkartıyoruz sultan kebabımız bu arada. İyi ki de bakmışız. Sultan kebabının tadına bakacaktık biliyorsunuz. Sultan kebabımız soğudu. Şöyle bir servis yapalım mı? Çok merak ediyorum. Tabii ki. Şöyle hemen tabağımız burada. Şöyle alayım. Çok güzel görünüyor. Bakın 4 kişilik harika bir yemek yaptık. Of 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 of. Yeşim Hanım, ne kadar güzel bir lezzet oldu bu böyle. Şöyle vereyim. Müthiş. İşte tadına bakma vakti. Hemen şöyle köşemize koyuyorum. Soğuttuk bir güzel harika sultan kebabımızı. Şöyle bir tadına bakıyorum. Beşamel sosundan bakın, hazırladık o kadar güzel oldu ki. Etinden, hepsinden tadıyorum. Müthiş.
beşamel sosu inanılmaz güzel kıvamlı. Et pamuk gibi. Garnitürler çok yakışmış. Afiyet olsun. Beğendiğinize çok sevindim. Müthiş. İzleyicilerimiz nereden takip edebilir bu lezzetleri? Kahve Kokulu Sunumlarım adlı Instagram hesabından takip edebilirler. Hepsini detaylı zaten orada da paylaşıyorum. Hı hı. Oradan takip ederlerse çok sevinirim. Ellerinize sağlık. Müthiş olmuş. Bütün lezzetler birbiriyle çok uyumlu. Ben bayıldım. Birazcık da karabiberi hafif fazla olmuş beşamelin. Çok yakışmış. Afiyet ben çok olsun. Seviyorum. Ellerinize sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.